Ahmet Akgündüz'ün gösterdiği şeceredeki çelişkiler ve yanlışlar. Ahmet Akgündüz Hoca'nın Bediüzzaman Hazretleri'nin şeceresi olarak gösterdiği belgede onlarca hata ve çelişki vardır. Ve bu sözde belgede yer alan bilgiler doğru değildir. Belgenin 1935 yılına ait olmadığı ve 1990'da hazırlandığı sanki eskiymiş gibi göstermek için çeşitli teknikler kullanılarak eskitildiği ve tarihi orijinal bir belge olmadığı anlaşılmıştır. Herhangi bir internet sitesine girildiğinde kağıt eskitmenin yarım bardak çay veya kahve gibi içecekler kullanılarak kolaylıkla yapıldığı görülebilir. Kağıdın üzerine çay veya kahve döküp peçeteyle kağıdın her tarafına yayıp birkaç dakika beklettikten sonra fön makinesiyle kurutup kırışıklıkları da ütüyle açınca eski görünümü verilebilmektedir. Nitekim Akgündüz Hoca'nın gösterdiği belgenin 1935 yılına ait olmadığını, 1990 yılında yapıldığını, belgeyi hazırlayıp Akgündüz Hoca'ya getiren Mahmut isimli şahıs da itiraf etmiştir. Molla Feyzi Güzelsoy abi bu gerçeği şöyle anlatmaktadır. Ahmet Akgündüz hocamıza şecereyi getiren Mahmut adındaki zat önce Diyarbakır'da benim yanıma geldi ve bütün evrakları bana verdi. Ben de okumaya başladım. Baktım ki çok eski bir evrak havası verilmiş. Buna binaen ben sordum. Sanki 100 senelik bir evraktır dedim. O da dedi, evet 100 seneden fazladır. Ben de buna binaen dedim ki, Bediüzzaman Said-i Nursi'den bahsederken Risale-i Nur müellifi unvanıyla zikrediliyor. Halbuki o tarihte Risale-i Nur telif edilmemiştir. Bu itirazdan sonra Mahmut kardeş bana dedi ki, şecereyi bana verenler her ne kadar o tarihi göstermişseler de bence 1990'da yapılmıştır. Sözde şecerenin Arapçası da hem dil bilgisi olarak hem de yazım tekniği olarak Akgündüz hocanın iddia ettiği gibi eski tarihli olmadığını ispatlamaktadır. Kullanılan dil eski zaman Arapçası değil günümüz Arapçasıdır. Osmanlı belgesi olan şecerenin muteber olması için ya bir Osmanlı padişahı ya da Selçuklu sultanının tasdikli mühürleriyle mühürlü olması veya vergiden, askerlikten muafiyetin sağlanmış olması gerekir. Bunlar yoksa bir belge güvenilir kabul edilmez. Bu şecerede böyle bir mühür veya kayıt yoktur. Üstelik bir şecerenin doğru olması için şeceredeki mühürlerin o bilginin eklendiği dönemlere ait olması gerekir. Mesela farklı bir yüzyıla ait bilgi eklendiğinde o yüzyılın yüksek makamının mühürün olması gerekir. Ama bu şeceredeki mühürlerin hepsi aynı döneme aittir ve mühürlerde kullanılan yazı karakteri de bilgisayar yazı karakteridir. Yani belgenin yapıldığı iddia edildiği dönemde kullanılan yazı karakteri değildir. Bu da belgenin eski dönemlere ait olmadığını, günümüze ait olduğunu ispatlamaktadır. Belgedeki mühürlerde Arapça Y harfine iki nokta konmuştur. Y harfinin bu şekilde yazılması eski yazıda olmayan bir şeydir. Y harfi bilgisayar klavyesinde üstü iki noktalı olarak yazılmaktadır. Yani söz konusu belge eski döneme ait değildir. Bilgisayarla hazırlanmıştır. Belgenin başında Şeyh Abdülkadir Geylani'den bahsederken Hicri 841 yılında taun, kolera hastalığından Şam'da vefat ederek Sofiye kabristanına defnedilip geriye hiçbir zürriyet bırakmamıştır denilmektedir. Oysa bütün tarihçiler Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 4 hanımla evlendiğini ve 12 veya 18 evladının olduğunu kaydederler. Ahmet Akgündüz Geylani Hazretlerinin geriye hiç evlat bırakmadığını söylüyorsa o zaman Bediüzzaman Hazretlerinin nasıl onun neslinden geldiğini iddia etmektedir. Belgede Şeyh Abdülkadir Geylani'nin Hicri 841'de vefat ettiği yazılıdır ve annesinin isminin Fatıma Binti Haydar olduğu söylenmektedir. Halbuki Şeyh Abdülkadir Geylani Hicri 561 yılında vefat etmiştir. Annesinin adı Fatıma Binti Haydar değil, Fatıma Binti Abdullahül Esma'yidir. Akgündüz hocanın çelişkileri bunlarla da bitmemektedir. Ahmet Akgündüz bu Osmanlı belgesidir. 1935'e kadar geriye gittim ve şecereyi Musul'da buldum demektedir. Oysa 1935 tarihinde olan bir belge Osmanlı belgesi değildir. 1935'te Osmanlı'nın olmadığı herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Akgündüz Hoca sözde şecereyi kendince delillendirmek için Siverek'te yaşayan Karageçi aşireti hakkında da doğru olmayan bilgiler vermektedir. Akgündüz Hoca Siverek'in güneydoğusunda halen yaşayan ve Zaza olan Karageçi aşiretini Karacadağ eteklerinde eskiden yaşamış ve aslen Türk olan Karakeçili aşiretiyle karıştırmaktadır. Ve Kürt olan Karageçilerin kayı boyundan olduğunu iddia etmektedir. Yani birbirinden tamamen farklı iki aşireti tek bir aşiret gibi göstermektedir. Karageçi aşireti Bingöl Zazalarındandır. Yaşam stilleri
konuşmaları itibariyle Türklükten ve Türk dilinden çok uzaktırlar. Eskiden Karacadağ eteklerinde yaşayan Türk Karakeçi aşiretinin ise hemen hemen hepsi şimdi Kırşehir tarafına göç etmişlerdir. Halen Karacadağ'da yaşayan ve Türkan, Türkler ismiyle anılan ve Türk olarak bulunan sadece 2-3 köy vardır. Başka da yoktur. Akgündüz Hoca'nın verdiği yanlış bilgilerden biri de Bitlis ve Hizan'daki Osmanlı kayıtlarına ulaştığını söylemesidir. Oysa Osmanlı kayıtları Bitlis ve Hizan'da değildir. Osmanlı'nın tapu tahrir kayıtlarının tamamı Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Ankara Kuyudi Kadimi Arşivindedir. Akgündüz Hoca, üstadın babasının asıl isminin Mirza olmadığını, Mirza isminin Murtaza'dan gelen bir lakap olduğunu iddia etmektedir. Murtaza ise Hazreti Ali'nin bir lakabı olduğu için kendince bu şekilde bir soy bağlantısı kurmaktadır. Oysa ki Mirza ismi Emirzade'den gelmektedir. İran'da, Pakistan'da ve Hindistan'da, Azerbaycan'da ve Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda yüzlerce, belki binlerce bu isimde insan bulunmaktadır. Ahmet Akgündüz Hoca, Bediüzzaman Hazretleri'nin haşa mahkemelerden korktuğu ve çekindiği için seyit olduğunu gizlediği iddiasındadır. Oysa üstadımız cesareti, mertliği, yiğitliğiyle bilinen dürüst bir insandır. İnandığı değerler için ömrünü hapishanelerde ve sürgünde geçirmiştir. Eğer üstadımız seyit olsa bunu asla gizlemez, açık ve net beyan ederdi. Üstadımızın da söylediği gibi seyit olmayanın seyidim demesi gibi seyit olanın seyitliğini gizlemesi haramdır. Seyit olmayan seyidim ve seyit olan değilim diyenler ikisi de günahkar ve duhul ve huruç, isyan, haram oldukları gibi hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur, yasaklanmıştır. Üstadımızın yaşadığı dönemde ve sonrasında hiç kimse seyit olduğu suçlamasıyla yargılanmadığı gibi üstadımız da hiçbir mahkemesinde seyit olduğu için yargılanmamıştır. Dolayısıyla seyit olsa bunu gizlemesi gereken bir durum yoktur. Üstelik üstadımız mahkemelerden çok önce ta 1919'da dahi seyit olmadığını söylemiştir. Örneğin 1919'da Darül Hikmet-i İslamiye üyesiyken verdiği tercüme-i hal varakasında, yani durum bildirim belgesinde bir sülale-i marufeye mensupsa, keyfiyet-i nispeti bilinen bir soya mensupsa hangisi olduğu şeklindeki soruya bir sülale-i marufeye nispetim yoktur şeklinde cevap vermiştir. Eğer üstadımız seyit olsaydı henüz hiçbir mahkemesi olmadığı 1919'da bu belgede seyit olduğunu açıkça söylerdi. Ayrıca üstadımız münazaratta daha 1911'de zira meşhur bir nesebim yok ki mazisini muhafaza edeyim. Ben Ebu Laşey hiçbir şeyi olmayan olduğumdan bir neslim de yoktur ki istikbalini temin edeyim diyerek seyit olmadığını bir kez daha vurgulamıştır. Bediüzzaman Hazretleri tüm yaşayanlarının Kürt olduğu gayet iyi bilinen Bitlis'in Nurs köyünde dünyaya gelmiştir ve Kürttür. Eserlerinde defalarca bu gerçeği dile getirmiştir. Üstadımızın Kürt olması, Selahaddin Eyyubi'nin soyundan olması bir güzelliktir. Tevillerle, samimiyetsiz yorumlarla aksini iddia etmek, Bediüzzaman Hazretlerine olan sevgiye ve saygıya yakışan bir tutum değildir.